Ermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili yönetmenimizden rica edelim. Bu Afrika gazetesini bir ekrana versin. Sayın Özgür Gün'ün şeyleri var Hasan abiciğim. Açıklamaları var. Görüşmecilikten Akıncı'yı alırmış başlığıyla vermiş bunu. Özgür Gün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın müzakerelerde aslen mecliste olan görüşmecilik yetkisini meclisten vekaleten aldığını belirterek bu teamülen yetki gerekirse alınır denilmiş. Tamam da şimdi yani bir kere Hüseyin Bey burada bir hukuki şeye vurgu yapıyor. Ama Hüseyin Bey'in ne kendi partisinin böyle bir çoğunluğu vardır mecliste ne de artık bu böyle hani mecliste çoğunluğu olsa bile bir partinin kolaylıkla yapabileceği bir şeydir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizde görüşmeci seçme seçimlerine de dönüşmüştür. Yani dikkat edeceğim işte yakın geçmişte yaşadık seçimi yani 6-8 ay önce ve bütün kampanyalar Kıbrıs sorunuyla ilgili oldu. Yani Cumhurbaşkanı'ndan beklentiler hep Kıbrıs sorunuyla ilgilidir. Dolayısıyla halkın yani siyasi olarak gücü halktan aldığı bu yetkiye dayanır Cumhurbaşkanlarının. Yani bugün Sayın Akıncı'nın veya geçmişte Sayın Eroğlu'nun veya Sayın Talat'ın. Dolayısıyla bu siyaseten çok doğru bir şey olmadı Hüseyin Bey'in söylediği. Yani kendini yıpratan bir şey oldu. Birazcık Tufan Bey'in bu arada bir cevabı var. Onu hatırlatayım da öyle devam edin. Tufan Bey de diyor ki Akıncı'yı bu aşamada eleştirmek doğru değil. Çünkü şu anda yapılan bir anlaşma değil, bir pazarlık süreci. Ona ayrıca gelmek isterim ama o mentaliteye. Evet. Ama yani burada şey var, Hüseyin Bey'in söylediğinde bir sınırsızlık var. Yani bir, özür dilerim kendisinden, bir hadsizlik var. Yani Cumhurbaşkanı'na eleştirisini ben anlıyorum. Daha fazla bu bürokrat atamalarından özellikle Turizm Bakanlığı'nın müsteşarlık atamasından kaynaklanan bir zıtlaşma var orta yerde. Onun da bence bu kadar ileriye götürülmemesi gerekirdi. Çünkü eğer üçlü kararname düzeni diye bir şey varsa Cumhurbaşkanı'nın da söz hakkı vardır. Bu kararnameler hazırlanmadan Cumhurbaşkanı'yla en azından istişare yapılması lazımdır. Yani rutin olmayacağı düşünülen bir atama konusunda en azından. Ama Hüseyin Bey onu demiyor ki, Hüseyin Bey bilgilendirmede problem, diyaloglarda problem var diyor. Biz şimdi ben burada yorum yapıyorum Cem ve Hüseyin Özgürgün'ün aslında bunu bu konuşmayı istedim. Yapmasının esas nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Kendisinin küçük düştüğünü düşünüyorum. Bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. Bu Turizm Bakanlığındaki müsteşar krizinin uzaması da doğru değildir. Bilgilerime dayanarak söylüyorum. Kemal Derviş Danabey orada oturuyor, muhatap oluyor, çeşitli şekillerde işlere karışıyor. Atanmamış bir kişinin bu şekilde davranması doğru olmadığı gibi hala daha müsteşarlık görevine yasal olarak devam eden Şahap Aşıkoğlu Bey de işte sadece imza atıyor, böyle orada orada bir yerde yetkisiz pozisyona düştü. Kalacağı gideceği. Bunlar doğru değildir. Tam da yine bilgilerime dayanarak söylüyorum. Gazetede de yoktur bu haber. Turizm Bakanlığı işte bugün yarın bir kriz masası toplamayı planlıyor. Yani şimdi bir kriz masası toplayacaksınız siz. İşte sektör temsilcileri, iş dünyası vesaire. Ve bundan bazı kararlar da alacaksınız. Ve bu kararları günlük olarak takip edecek olan, o krizi yönetecek olan, eğer varsa turizmde bir kriz, evet, insan Turizm Bakanlığı'nın müsteşarı olması lazım büyük ölçüde. Bakanın kendisi diğer siyasi faaliyetlerini de askıya alıp bu işi kendisi mi yapacak? Ve müsteşar yok. Yani hükümetin UVP kanadı, hatta başbakan bu işe artık dahil olmalıdır. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir diyalog geliştirecekler
ne yapacaklarsa yapacaklar. Yani devlet adamlarının bu lüksü yoktur inat edip direnmek vesaire. Nihayette uzlaşacaklar. Evet. Uzlaşmak zorundadırlar. Neyse, yani yani en kötü ihtimalle başka bir arkadaş bu işi yapabilecek kapasitede bir arkadaş üzerinde anlaşacaklar ve halka hizmet vermeye, sektöre hizmet vermeye devam edecek bu devlet mekanizması. Yani devlet yani insanlar hizmet beklerken devlet inatlaşma yeri değildir. Ha, Hüseyin Bey'in meclisteki konuşması da sanırım bu etkiler altında. Niye sanırım diyorum? Yani çünkü başka nedeni yok. Bakın gazetenin birinde olacak, Kıbrıs gazetesinde olabilir Cem. Yine milletvekili Ergün Serdaroğlu Bey, evet, kendi başkanına cevap verdi. Hayır diyor, bilgilendiriyor bizi Cumhurbaşkanı. Bu durumlara düşmek... Tamam canım, yani sonuç itibariyle tamam canım, meclis, değil mi? Meclisin böyle bir karar alma şansı var mı? Bir dakika, bir dakika. Bu ciddi bir konudur. Meclisin kararına dönme. Bir parti başkanı konuşma yapacak. Hmm. O partinin milletvekili hayır, doğru değil söylediğiniz, Cumhurbaşkanı bizi bilgilendiriyor diyecek. Ortada bir müsteşar atamasından kaynaklanan duygusal karşıtlıklar olacak. Bu Kıbrıs sorununa yansıyacak. Bunları kaldıramayız. Şimdi meclisin bu yetkisi var mı yok mu onu söyledim, tekrar da ederim. Yani evet, soruna cevap veririm, yanlış anlama. Ama bunun da iyi bir şekilde anlaşılması lazımdır. Yok böyle davranış şekilleri. Bunlar sorumsuzluk sınıfına girer. Yani, niye? Ve yani bizi hepimizi ilgilendiren meselelerdir. Yani kişiselleştirilemez sorunlar hükümet o kademelerde. Biz burada bile kişiselleştiremeyiz sorunu. Televizyonda yorum yapıyoruz ve kişiselleştirme hakkımız yoktur. Elbette yok. Tamam da. Pekala, mecliste iktidarı temsil eden bir siyasi parti başkanının veya cumhurbaşkanının veya başka bir milletvekilinin konuları kişiselleştirmeye hakkı var mı? Yok. Ben de sana anlatıyorum ve izleyicilerimize ki bu konu kişiselleşmiş bir konu gibi görünüyor. Gerek bu müsteşar ataması, gerekse bu konuşmalar, bunlar doğru değildir. Bu arada meclisin işte geçmişte alınmış ve Cumhurbaşkanı'na müzakere yetkisi veren bir kararı vardır. Ve o karara bağlı olarak bu müzakerelerin sürdürüldüğü söylenmektedir devamlı yıllardan beri. Ben o kararın tarihini unuttum. Onu Sayın Denktaş'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde alınmış bir karardır bu. Çünkü Sayın Sayın Denktaş bu hem üzerine gelen baskıları azaltmak için hem de bir KKTC vurgusu vardı onun, biliyorsunuz. Dolayısıyla KKTC'nin organlarına bu şekilde vurgu yapılmasını sağlamak bakımından bu yetkiyi meclisten almayı tercih etmiştir. Ama bir de başka bir gerçek vardır. Biraz önce söyledim. Gerek bizim seçimlerimizde, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, gerekse uluslararası arenada KKTC'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı toplum lideri olarak kabul edilir ve onun uhdesinde sayılır bu görüşmeci. Biz niye bunu hep meclis üzerinden yapıyoruz abi? Çünkü bizim yasama organımız, nihai kararlarımızı meclis ve en üst organımız meclistir. Meclisin yani kararıyla. Halkın iradesini yansıtan makam, Cumhurbaşkanlığı makamı değildir. Meclistir. Meclis yasama de... yetkisi ondadır. En üst kurul odur. Bizim meclis kararı doğrultusunda da Cumhurbaşkanı görüşmeleri sürdürüyor, öyle mi? Sürdürüyor. Yani buna itiraz eden de olmamıştır. Yani Sayın Akıncı da bugün ortaya çıkıp demeyecektir. Bak, yarın derse bunu çok zor durumda kalacağım, bilerek söylüyorum. Demeyecektir. Ben yetkiyi halktan aldım, meclise hesap vermem, meclisi sanırım demeyecektir. Çünkü o da bu konularda hassastır. Tabii ki Sayın Akıncı'nın destekçisi olan çeşitli kişiler Hüseyin Bey'e cevap vererek sen kim oluyorsun? Akıncı yetkisini halktan almıştır dediler. Bu da yani siyaseten ya, dikkate alınması gereken bir şeydir. Ama ben eminim, emin olduğum için bu riskin altına giriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunu demeyecek. Ama bunu demeyeceğini bilmemiz bizim bunu anımsatmamıza engel değildir. Dolayısıyla burada bir dediğim gibi
gereksiz en azından diyebileceğim noktalara varmıştır bu kriz. Bunun toparlanması bakımından belki Sayın Başbakan'ın araya girerek bu işi toparlaması gerekir. Yani çünkü birinin bu işi yapması gerekir. Bu da Ömer Kalyoncu'ya düşüyor gibi geliyor bana. Evet. Ha şeye gelelim. Bunu sormamın asıl bir nedeni vardı ama mecliste. Yani Hüseyin Bey matematiksel olarak söylediğinde ya da mantık olarak söylediğinde yapabilir mi? Çünkü biz bunu daha önce de duyduk bu tür şeyleri. Tamam canım. Ya Talat varken de duyduk. Bu çoğunluğu Eroğlu varken de duyduk. İşte Eroğlu alınacak. İşte Talat varken de duyduk. Talat alınacak. Şimdi ortada ya bir kriz çıksa. Bu çok söylendiği için söylüyorum. Şöyle mesela, bir şey söylüyorum sana. Tamam bir mizansen yapalım. Bir senaryo yapalım. Varsayalım Hüseyin Özgürgün. Yani Hüseyin Özgürgün değil. Bir, Hüseyin Özgürgün'le olup bitecek bir mesele değil bu. Yani Hüseyin Bey'i küçümsediğimden meclis değil. Karar aldı yani da. Yani bir partimizin başkanıyla bu hatta mesela en büyük partinin başkanıyla da olup bitecek bir iş değil. Ama şöyle bir şey olsa, alsa diye bir şey yok. Ya alabilir. Bu alabilir yetkiyi alır. Siyaset bazı şeylerle bir anlam kazanır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı müzakere masasında o dendi tavizler verse ve bu toplumda bir infial yaratsa, meclisle oturup Mustafa Akıncı yetkili değil bu görüşmeleri sürdürmeye dese, bunun bir manası olacak tabii. Yani siyaseten de bunun bir manası olacak. Nasıl gidecek o andan itibaren Sayın Akıncı ve Anastasiadis'le müzakere yapacak? Yapamayacak. Bırak sen meclisin böyle bir karar almasını. Sayın Cumhurbaşkanı şeye bile dikkat ediyor. Yani toplumda tepki oluşturma potansiyeli taşıyan ve genellikle Rum tarafından kaynaklanan açıklamaları düzeltiyor. Bizzat kendisi düzeltiyor. Dikkat edin. Özdil Bey veya Barış Bey değil, yani müzakerecisi veya sözcüsü değil, bizzat kendi düzeltiyor. Yani o güveni vererek topluma bu müzakere sürecini sürdürmeye çalışıyor. Bu da çok doğru bir hareket. Kaldı ki dediğim gibi Sayın Akıncı'nın davranışlarını veya tutumunu, siyasi tutumunu onaylamayan bir dalgayla karşı karşıya kalsak, toplumsal dalgayla karşı karşıya kalsak ve mecliste Cumhurbaşkanı temsil etmeyecek bizi müzakerelerde dese, zaten her şey bambaşka olur. Dolayısıyla bunun üzerine bir dünya kuramayız. Çünkü ortada böyle bir şey yoktur şu anda. Yani ve Sayın Akıncı da bunu titizlikle götürüyor. Nitekim ne dedim? UVP'nin bir milletvekili çıkıyor, Örgün Bey çıkıyor ve diyor hayır, Cumhurbaşkanlığı bizi bilgilendiriyor. Her hafta Cuma günü her partiden bir milletvekili gidiyoruz ve Özdil Bey'den bilgi alıyoruz. Tutanaklar meclise geliyor, okuyoruz. İstediğimiz başka kanallarda kullanarak bilgi alabiliyoruz diyor. Evet. Yani dolayısıyla bence benim yorumum haklıdır. Bu abartıya gitmiş bir şeydir, tartışmadır yani mecliste dün. Tamam. Yani gereksiz bir tartışma olmuştu. Şimdi, en azından. Bir başka husus Suriye ile ilgili konuşmak istediğinizi. Ama ben bir şey söyleyecektim. Tufan Bey de çıktı mecliste Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken. Yani bu Münferi'den Tufan Erhürman'a karşı da yapacağım bir yorum değil. Hepimiz böyle bir refleks halinde şeye giriyoruz. Bir belge mesela dün Havadis'in belgesi vardı. Evet. Mülkiyetle ilgili veya başka bir konu çıktığı zaman ama bunlar daha işte pazarlıktır, doğru değildir falan diyoruz. Yani herkese sormak isterim. Zaten bu çözüm nasıl olacak? Yani hem çözümden yana olacağız hem de her ortaya çıkan tartışmaya bu zaten doğru değil daha pazarlık yaparız. Yani mesaj şu mu? Biz hiçbir pozisyonumuzu değiştirmeyeceğiz. Hiçbir taviz vermeyeceğiz ama çözüm olacak. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Zaten bazı şeyler olacak. Bunları gerçekçi olarak tartışmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Yani bunun olması veya olmamasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Onu daha özlü bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Yoksa tartışmadan kaçarak ve işte bir anlaşma ortaya çıkınca tartışacak değiliz. O süre bize yetmez. Yani demokratik katılım göstereceğiz. Bir şekilde bir belge ortaya çıkmıştır mülkiyetle ilgili.
Ben zaten dün kendi görüşümü söyledim. Şeye de hayret ettim mesela. Sayın Akıncı bile diyor ki Cumhurbaşkanı, işte bu ve ilk söz hakkı diyor o eski mal sahibinin olmayacak veyahut da etkilenmiş malın sahibinin olmayacak. Nasıl başlayacak bu süreç? Nasıl başlayacak? Yani ilk söz hakkı ne demektir? O zaman bunu tartışmamız lazım. Şimdi tartışmamız lazım. Eğer ilk söz hakkından başvuru yapma hakkını anlıyorsak bence bunun hiçbir sakıncası yok. Ama ilk söz hakkından o ne isterse o olacak diye anlıyorsak zaten bu sakıncalı. Şimdi Akıncı, yani, Akıncı diyor ki ilk müracaat başka, ilk söz sahipliği başka. İlk söz sahipliği ne demek o zaman? Bunun altına, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na tamam, soruyor. İlk söz sahipliği ne demek ilk? Tamam bir dakika abi devam ediyorum. Bunun altını çizmek isterim diyor. Hak sahipliği henüz üzerinde mutabakat sağlanmamış olan ve çalışılmakta olan kriterler çerçevesinde olacaktır. Daha üzerinde mutabakat. Hak sahipliği başka. Tamam. Dolayısıyla geliyorum. Söz hakkı dolayısıyla, başka. Dolayısıyla, ne abi? Dolayısıyla ilk mülk sahibinin ilk söz sahibi olacağı şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu değildir diyor. Yani yine kriterlerle belli benim olacak. Benim zaten bu sözlerim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla diğer eleştirmecileri, yani mesela Sayın Erhürman gibi, benim gibi, başkaları gibi onları kastediyor. Yani tamam. Arkadaşlar bunu tartışmaktan kaçınmayalım diyorum. Ve şunu da unutmayalım. Çözüm olacaksa karşılıklı tavizlerle olacak. Bizim yaptığımız Rum tarafı da yaparsa, yani merak etmeyin daha hiçbir şey yok. Merak etmeyin daha hiçbir şey yok. Şimdi, tamam ne zaman olacak? Şimdi şey yapalım. Suriye konusuna geçeriz ama bu yani Kıbrıs'ta. Tamam söyleyeceğimi söyledim ama bu şeyi böyle ilerleyen günler içinde sık sık tekrarlamak isterim. Yani herkesin bunu kavraması gerekiyor. Çözüm karşılıklı tavizlerle olacak. Ya zaten başka türlü bir yola tamam, o ulaşılamaz. Zaman... Yani bu yani başka türlü bir noktaya gelemeyiz. Yani bu 2002-2000 o zaman ne alacağımızı, 2000, ne vereceğimizi konuşabilmemiz gerekiyor. Ana planı döneminde işte. Yani hiçbir şey kazan, vermeyeceğiz. Değil, sadece alacağız biz veya Rumlar. Olmaz kim böyle bir şey. Ki bunu? Bunu söyleyen mi var Kuzey'de? Hayır bunu söyleyen yok. Ama ne zaman ortaya bir şey çıksa, yani işte mülk sorunu böyle çözülecek yahut da şu böyle olacak. Rum tarafında da aynı şey oluyor. Bir feveran oluyor. Mesela onlara desen ki Kıbrıs Cumhuriyeti olmayacak. Yeni bir devlet olacak. Ha Kıbrıs Cumhuriyeti elimizden gidecek. Gitmeyecekse bizim ne işimiz var orada ya? Yani şüphesiz bu anlamda zaten ha o tarafta ha bu tarafta hep herkes bilmeli ki biliyor da bence. Yani bir şekilde taviz vermek, bir şekilde bazı şeylerden vazgeçmek zorundayız. Tamam anlatmaya çalıştığım odur. Değil mi? Onun için baskı altına almasınlar tartışmayı. Tartışmayı yapacağız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı tabii bu tartışmanın doğrudan tarafı olmayacak. Onun için o biraz yatıştırıcı davranabilir. Ona değil lafım. Çünkü müzakere masasının ayrı bir formatı, ayrı bir sorumlulukları var Cumhurbaşkanı'nın. Benim lafım diğer kesimleredir. Yani diğer kesimler bunu bilsinler. Tartışacağız yani. Ve bu manada da dün Havadis çok güzel bir iş yaptı. Herkes de o belgeyi tartışsın. O belge resmi bile olmayabilir. Hüseyin Ekmekçi de uydurmuş olabilir o belgeyi. Üzerinde tartışmayı hak eden bir belgeydi o belge. Çünkü evet öyle bir şey olacak günün sonunda. Öyle bir şey karşımıza çıkacak mı diyorsunuz? Evet. Mısı yok. Evet Hüseyin zaten demiş ki gazeteci dürtüsü bununla ilgili şeyi de yazmış. Hani gazeteciden dost olmaz derler ya ona sakın inanmayın. Siz doğru dostu seçtiğiniz sürece mesleğinin bir önemi sorun yok diyor. Bu belgeyle ilgili bir köşe yazısı yazmış da Hüseyin bugün kritik belgeyle ilgili. Neyse meraklıları izleyebilirler. Şimdi başka bir husus o da şu. Şimdi Suriye konusuna gireriz de önce ülkeyi halledelim. Dün yeni düzende de vardı. Bugün Havadis'te sürmanşette var. Borcu borçla kapatacak. Gazi Mousse Belediyesi dünkü
Düzende var mı arkadaşlar kayıtlı? Alt bölümde vardı Gazi Mağusa Belediyesi batıyor diye. Zaman zaman böyle haberler görüyoruz. İşte belediye batıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bununla ilgili sürekli haberler görüyoruz. Şimdi de borcu borçla kapatacak sürmanşetiyle çıkmış Havadis gazetesi. Bunu Sayın Başkan'la konuşalım. Mağusa Belediye Başkanı Sayın Arter'le. Sayın Arter, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın İsmail Bey. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler. Sayın Başkan, Gazi Mağusa Belediyesi borcu borçla mı kapatıyor ya da dünkü Yeni Düzen gazetesinde yer alan haberle ya da başlıkla sorayım. Mağusa Belediyesi batıyor mu? Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Bu söylemi ben kabul etmiyorum. Çok ekonomik sıkıntı içerisinde devraldığımız bir belediye vardır. Bunu defalarca ben söyledim. Evet. Yıllar itibarıyla düzgün giderken 2014 senesinde bize devrolurken belediye 13.660.000 lira kayıtlı borcu vardı. Kayıtlı diyorum çünkü elektrik kurumunda daha bir takım borçlar var. Bizim muhasebeye gelmeyen, bunlarla beraber faizleriyle 17 milyona doğru tırmanır. Ben de kayıtlı borcu 13.660.000 iken devralmışken 1,5 yıl içerisinde bu rakam şimdi 11 milyonlardır. Bunun içerisinde bankada overdraft hesabı var. Bozulmayan çekler vardı. Hala daha onları ödüyoruz. Yani kesilmiş ama esnafa, iş adamlarına ulaştırılmadığı için para yoktu diye. Hem bunları ödüyoruz hem iş yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu anki muhasebede bizim kayıtlara göre bu borcu biz 11 milyona indirdik. 11 milyona indirdiğimiz bu borcu 10 milyon yapılandırarak bankadan bunu kapatacağız. Yani... Dolayısıyla esnafa vereceğimiz overdraft'ta faiz ödediğimiz şeyi taksitli bir şekilde yapılandıracağız. Yani biz 11 milyon borcun üzerine 10 milyon daha borç almıyoruz. 10 milyonu alıp 11 milyonu kapatacağız. Yani o borcu borçla kapatma aslında bugün Havadis'in manşeti, sürmanşeti. Yapılandırmadır bu. Yapılandırmadır. Maliye Bakanlığı. Şimdi şöyle. Borcu borçla yani belediye veya başka bir şey için. Yani borcunuzu yani, ödeme yani kabiliyetini kaybedersiniz de alo. Gidip daha İsmail yüksek Bey, bir saniye. Faizle borç alırsınız. Yani bir süre daha idare edesiniz diye bir işletmede, yani bu Mağusa Belediyesi'nde veya Hasan Erçakıcı işletmesinde fark etmez mi? Yoksa daha avantajlı işte faizler ve ödeme zamana yayma bakımından daha avantajlı bir borç avantajlıdır, evet. Bulursunuz. Evet. Bunu hem zamana yaymak hem de bu yani faiz maliyetini, yani finans maliyetini demek daha doğrusu, düşürmek için bunu kullanırsınız. Böyle mi İsmail Bey durum? Evet, evet, evet. Yapılandırıyoruz zaten. Benden önceki başkan seçimlere 3 ay kala 3 milyon Vakıflar Bankası'ndan borçlanmıştı. Ben geldim, onu buldum. 3'te bir aldık. Onların taksitleri normal ödeniyor zaten. 17 ay birinin kaldı, 24 ayda birinin kaldı. Yani 6 milyon iken o rakam 4'e indi. Şimdi tekrar yapılandırarak, zamana yayaraktan. Yani esnafı, iş adamlarını bekletmenin ne faydası var? Yani o açıdan söylüyorum. Şey yorumu yapılabilir. Yani esnafa faiz ödemiyorsunuz ama bankaya faiz ödeyeceksiniz. Yorumu evet, yapılabilir. Taksitli bir şekilde yapacağım bunu. Yani 20 benim görev sürem içerisinde de kapanacak bu. Bunu Maliye Bakanlığı'yla da istişare ettik. Yani, sıkıntısı yoktur bunun. Evet. Peki zaman zaman bu tür haberleri az önce bağlamadan söylemiştim. Belediye batıyor vesaire, sürekli bu tür haberler görüyoruz. Sürekli de sizden bir savunma görüyoruz aslında medyayı takip ettiğimizde. Bunun nedenini nereye bağlıyorsunuz? Ben tabiri caizse ucuz politika diyorum bunlara. Çünkü bu eleştiriyi yapan arkadaşlar bu kadar hassastır da diğer belediye meclis üyesi arkadaşlar bu kadar duyarsın. Bunu belediyede Maliye Şube Amiri olan 20 yıllık, ki ben onun görevini de değiştirmedim. Bulduğum arkadaşla devam ediyorum. Çalışıyor da. Tamam. Gelip belediye meclisinde ekonomiyle ilgili, maliyeyle ilgili sunumunu yaptıktan sonra böyle bir öneri getirdik biz. Yani burada ben siyaset yapmıyorum. Onların da yapmaması gerekir.
Sayın Başkan, burada bizim ya hakikaten kavramadılar konuyu ya da hakikaten ucuz politika yapıyorlar. Bizim uzaktan dikkatimizi çeken tabii ki CTP'li belediye meclis üyelerin eleştirileri biraz ağır olabilir ama uzaktan dikkatimizi çeken Moğusa inisiyatifidir daha fazla. Çünkü bu arkadaşların yani sırasında yani gerek hükümete gerek belediyeye gerek başka makamlara böyle acımasız eleştirileri olur. Yani Derinya kapısının açılmasından tutun da Moğusa surlarına kadar Maraş'ın işte Rum tarafına iadesine kadar. Biliyorsunuz siz, ben bunları tekrarlamama gerek yok ama kamuoyu bakımından, izleyenler bakımından tekrarlıyorum. Bu Moğusa inisiyatifinin yani belediyeden memnuniyetsizlik dile getirmesi dikkat çekici oldu doğrusu. Onların eleştirilerini nasıl buluyorsunuz? Şimdi onların zannederim sadece mali yapısıyla ilgili değil belediyenin. Değil mi? Yani evet. Daha farklı şeyler de söylüyorlar. Yani bulup bakabilirim. Kesinlikle. Şimdi şu vardır. Moğusa inisiyatifinin Moğusa'daki yeri bellidir. Hangi kulvarda, hangi konularda neler söylediği de herkes biliyor. Ben göreve geldikten sonra onlar bana, ben de onlara ihtiyatlı yaklaştım ve işbirliği içerisinde de bir şeyler yaptık. Yalnız böyle bir konuda bir açıklama geldi geçen inisiyatiften. Bugün de basın toplantısı yapacaklarını duydum. Ne derece doğrudur bilmiyorum. Ama doğru olan şudur diye düşünürüm. Gelip madem bir temasımız vardı, böyle böyle endişeler vardı, sizden dinleyelim demelerini beklerdim. Ben de çağırırdım şeyi, şube amirlerimizi de. Onlara da bir anlatırdık. Bundan sonra belediye meclis toplantıları zaten halka açıktır. İsteyen gelsin dinlesin basın mensupları da. Herkes dinlesin. Çünkü söylenenler, yapılanlarla eleştirilenler arasında büyük farklar vardır. Ben bu noktada rahatsızım. Yani anlarım, siyaset olacak, muhalefet olacak. Bir seçim oldu. Seçimi kaybedenler var. Bunu demokrasi adına, toplumumuz adına insan hazmetmesi lazım. Yoksa böyle onun hırsıyla böyle olur olmadık şeyler, dayanaksız eleştirileri doğru bulmuyorum. Onu peşine söyleyeyim. Evet, yani belediye meclis toplantılarına açık olduğunu ve oraya davet ettiğinizi söylüyorsunuz. Teşekkürler. Herkesi davet ediyorum. Evet, herkes gelsin, dinlesin. Evet. Teşekkürler. Yani belediyenin böyle arkadaşların söylediği gibi maddi büyük bir sıkıntısı yoktur. Diğer belediyelerden daha iyi olduğunu zaten söylüyoruz ama tamamen sağlıklı değildir. Detayları da vardır bunun. Geçmiş idarenin yaptığı yanlışlar da vardır. Ben sayıştaylık raporlarını bekliyorum. Birini suçlamak adına da söylemem. Doğrusu neyse onu bulacağız. Çünkü burada biz kamu görevi yapıyoruz. Devlette de görev işlevsellik süreklidir. Yanlış bile olsa doğruyu bulup yolumuza devam edeceğiz. Ben evet. de burada seçilerek geldim. Günün sonunda bir seçim daha olacak. Gene çıkacağız halkın karşısına. Yani onlarda bu hassasiyet var da bizde yok mu? Ne münasebet? Bizde onların hassasiyetinin 10 katı vardır. Esas sorumluluğu taşıyan biziz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler Sayın Başkan. Evet, Moğusa Belediyesi ile ilgili haberleri, bir de Moğusa Belediye Başkanı Sayın İsmail Erten'in yorumlamasını istedik. O da yorumlarını yaptı. Ondan da duymuş olduk. Borcun daha uygun. Söylediğim gibi. Yani daha ucuz, daha uygun bir finansmansa bu... Ziraat Bankası'ndan zaten görüşülmüş, oradan alınıyormuş, her neyse. Peki Hasan abi, biz çok fazla yoğun konuşuyorduk bu şeyi, Suriye konusunu. Fakat yani Suriye ile ilgili şimdi çok da fazla gündemimize gelmiyor konu gibi gözüküyor. Değil mi? Nasıl gelmiyor hocam? Hayır, bizim programımızda gündemimize gelmiyor. Yoksa dünyadaki gündeminden kalkmış değil. Suriye'deki son gelişmeleri... sizden duyalım. Siz de oraya şimdi, yakın biraz önce programın ilk bölümünde bunu söyledim. Yani bana biraz bu konuda süre ver dedim. Yani talep ettim senden. Yani tamam işte abi, daha 15 dakika yakın süre var yani.
Daha ne yapayım? Böyle bir talebim var. şimdi çünkü dünden beri özellikle dünden beri diyorum tabii daha geriye de gidilebilir ama dikkat çeken haberler var. Mesela bence çok önemli bir haber. Rusya Akdeniz'deki deniz altından kruz füzesiyle IŞİD'i vurmuş. Evet. Tamam. Yani deniz altından füze atılıyor ve gidiyor işte bir IŞİD hedefi denilen bir hedefi vuruyor. Yani şimdi bu IŞİD'i yok etmek için Hazar Denizi'nden Suriye'ye, Akdeniz'deki deniz altından gene Suriye'deki bir hedefe füze atmak mı gerekiyor? Demek ki gerekiyor abi. Ha, tamam, nerede bu hedefler? Nerede bu şeyler? Bunların raporları nerede? Yani bundan övünülüyor. Deniz altından füze atıldı. Hazar Denizi'nden iki defa füze atıldı. Kuzey Irak şikayet etti bu operasyonlar nedeniyle. Hava ulaşımı durmuş vaziyettedir neredeyse Kuzey Irak'a. tamam. Ha, bence Cem, yani bu, niye bu haberi dikkat çekiyorum? Okuyorum şu an ben de bu arada. Oku. Ben soruyu tekrar ediyorum. Yani bu IŞİD hedeflerinin vurulması için, tamam evet, şimdi bu IŞİD denilen şey işte bir kökten dinci ve benim bakış açımla dünyaya canice hareketler yapıyor. Oradaki insanlara zulmediyor. Kendi dini inançlarına uygun davranmayan, yani o, IŞİD'in, IŞİD liderlerinin dini inançlarına uygun davranmayan insanları cezalandırıyor, kadınları rejim, yani taşlayarak öldürmeye kadar varan kafa kesmeler vesaire şeyler var. Ellerinde ne var? İşte binlerce Toyota pickup olduğu, bunların üzerinde ağır makineli tüfekler olduğu varsayılıyor ve etrafa bunlarla terör estiriyorlar. Ellerinde bazı petrol kuyuları ve var ve bu petrol kuyularından çıkan petrolü de satarak insanlara maaş bağlıyorlar. Savaşçılara, dünyanın çeşitli yerlerinden savaşçılar geliyor. Bunlara işte komutanlara 3.000-5.000 dolar, diğerlerine 1.000-2.000 dolar neyse para ödeyerek ayda böyle bir organizasyon yürütmeye çalışıyorlar. Şimdi bu organizasyonun çökertilmesi için Hazar Denizi'ndeki Rus gemilerinden Suriye'ye füze mi atılması gerekiyor? Hı hı. Akdeniz'deki deniz altından Suriye'ye füze mi atılması gerekiyor? Benim sorduğum soru bu. Tekrar ediyorum anlaşılması için. Yoksa adam gibi ya bu hedefler havadan bombalanacaksa bile işte ne bileyim IŞİD militanları bir yerden bir yere naklediliyorsa eğer bu pikaplarla ve bu araçlarla o konvoyların mı bombalanması, yani bir yerde görerek seçilerek bombalanması mı gerekiyor? Yoksa işte bir kara harekatlarıyla veya karada bu IŞİD'le çatışan insanlara destek olunarak silah, cephane vesaire, istihbarat desteği, bilgi, işte uydulardan vesaire alınan bilgilerle bu insanlar desteklenerek IŞİD'e karşı üstünlük sağlanmaya mı çalışılması gerekiyor? Ne gerekiyor? Açıkça bellidir. Rusya bölgede bir abluka uygulamaya çalışıyor. Varlığını burada teyit ediyor. Buna herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Konuları biz çoğu zaman Türkiye'nin iç politikası bakımından da ele alıyoruz. Yani bu Rus uçağının işte Hatay'da sınıra yakın bir yerde sınırı ihlal ettiydi, etmediydi, sınırın Suriye tarafında düşürüldüydü, Türkiye tarafında düşürüldüydü meselesi olmadığını, bu meselenin, ki geçen hafta ben bunları söylemiştim, bu olaylar da bize bir kez daha gösteriyor. Yani bu bölgede bir hegemonya kurma hareketidir. Evet. Rusya'nın buna karşı Türkiye'nin direnişinin de benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi yani bir taze bilgi Rusya, var Hasan abi.
Tamam. Ekleyeyim de öyle yorumla devam et. Olur mu? Zaten Moskov kravazörü varmış. Türkiye-Suriye karasularının birleştiği noktada. Evet. Geçen haftadan vardı bu. Evet. Şimdi Varyak geliyormuş onun yerine. Varyak Çin'de ama şimdi. Ha, işte ama geliyormuş. Bengal körfezindeymiş de oradan geliyor. Aynı noktadalar ama başka bir taze bilgi dediğim ya da belki taze değil ama akıllı füze. Amerika i̇şte akıllı füze dediği bu kuru yurtdur. Türkiye'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye akıllı füze, akıllı bomba satışına onay geri verilmiş ve ilk etapta Türkiye'ye 1000 adet akıllı bomba satışı yapılıyor. Ama o uçaklardan, uçaklardan atılan. Yani bu yani o füzenin, vereyim. Bombanın kendisi. Evet. Bu bilgiyi de vereyim tamam, yani dedim. Bu bölgede silahlanma artıyor. Şey artıyor. Yani sen o benzetmeyi yapmıştın. Yani balık adamlar bile denize girecek yer bulamayacaklar. Yahut araştırmacılar veya kimse. Peki yüzecek yer kalmayacak. Dalgıçlar. Dalgıçlar falan dediydin. Bu bizim ama şeyin. Ama şimdi biz buna siyasal bakışımızı artık değiştirmemiz gerekiyor bu olaya diye düşünüyorum. Özellikle bu Rus uçağının vurulmasından sonraki gelişmeler açıkça belli ediyor ki burada küresel ölçekte bir olay vardır ve bir nüfuz alanları paylaşılması meselesi vardır. Buna ısrarla dikkat çekiyorum. Ve yani Türkiye'nin hareketlerini de işte yorumlarken izleyiciler gece haberleri dinlerken falan artık bu kapsamda yorumlamaları gerekiyor. Bu kapsamda da Türkiye evet biraz işte geçen akşamki televizyon yorumlarını falan da dinlemişse izleyiciler göreceklerdir. Türkiye'de böyle yani hinterland'ımı kontrol edeyim öyle hava şey hayali bir takım politikalardan daha gerçekçi politikalara dönmeye başlamıştır. Çünkü olay gayet ciddi sınırlara geldi. Yani herkes gücü kadar söz hakkına sahip olacaktır bölgede. Ama o gücünü de göstermek zorundadır. Aksi takdirde yani göstermediğiniz şeye sahip olamazsınız. Şimdi tabii görünen o ki Rusya, yani görünen o ki değil, biz bu anlamda yani bağlan- Rusya güç gösterisi yapıyor ve karşılığında da güç gösterisi görecektir önümüzdeki günlerde de. Evet. Zaten şiddet şiddeti, değil mi? Doğurduğu için bu oraya yol açacak ama şu bir gerçek ki hani bizde okullarda öğretilirdi. Geçenlerde de hangi hanımefendiydi? Yayın aldık uluslararası ilişkiler uzmanı. Ha, Nur Hanım. Nur Hanım. O söylediydi. O çok doğru bir şey. İşte sıcak sulara inme konusunda, Akdeniz sularına inme konusunda Rusya'nın en değerli noktası. Yani bunu birdenbire söylemek, yani Nur Hanım söylemişti tabii bir akademisyen olarak. Şuraya geliyorum, o önemli değil. Rusya görünen o ki Suriye'yi kaybetme, yani kaybetmeyi tahammül edemeyeceği bir nokta. Yani bu onun varlık savaşı. Yani orada Esed rejimi kalmalı. Rusya için bu çok önemli ve bir şekilde çözülmeli. Bu arada barış görüşmeleri de var biliyorsunuz. Esed'le muhalifler arasında ilk defa onlar başladı. Yok, nerede başlamadı daha? Yok, dün haberlerde gördüm ben. Bir araya yani bunlar. Suudi Arabistan'da muhalifler kendi aralarında toplantı yaptılar. Esad'la görüşmeler başlarsa ne yapıyor? Hazırlık yapıyorlar New York'ta öyle bir şey gibi bir şey vardı da. Her neyse. Dolayısıyla yanlış bilgi de vermeyelim. Ben öyle görüyorum. Yani bu her halükarda Rusya orada yani o öyle bir noktada ki Rusya için varlık savaşı, ölüm kalım savaşı. Biz bu topraklardan ayrılamayız. Tamam niye? Çünkü orada onlar. Niye eğer Orta Doğu'yu ne kontrol etme açısından? Tamam Rusya'nın Orta Doğu'yu kontrol etme hakkı mı var? Var. Neden? Nereden alır bu hakkı? Amerika varsa orada o da olur olmalı. Siz de o zaman kendi ölçeğinizde tamam Türkiye mesela bugün gidip de Latin Amerika'yı veya Sibirya'nın işte Kamçatka Yarımadası'nı kontrol etme iddiası taşıyamaz Rusya'nın ama kendi sınırlarının 5-10 mil ötesini biraz kontrol etmek isteyebilir.
onun bu hakkı varsa onun da bu hakkı var. Ve ben ne demiştim? Esas olan mesele bu uçak düşürme meselesinde o Bayırbucak Türkmenlerinin bombalanması meselesiydi. Niye dedim yani sınırı ihlal ettiydi etmediydi tartışması yapıyoruz. Hatırlatıyorum ne dediğimi. Yani etse ne olur, etmese ne olur? Türkiye tabii bunu söylemeyecektir hiçbir zaman. Etmiştir. Ama ben zaten inanıyorum ki o fırsat kullanıyordu. Zaten Türkiye diyor ki Rus uçağı sınırlarımızı ihlal etti. Rusya da diyor ki uçağımız Suriye hava sahasında düşürüldü. Zaten ikisi birbirini tamamlayan bilgidir. Birbiriyle çelişen bilgi değildir. Yani ikisini bir bütün okuduğumuzda Rus ihlal ettik. İhlal etti. Sonra Suriye. Çıktı. Zaten 17 saniye kalmış Türkiye hava sahasında. Sonra Suriye hava sahasına geçtiği halde Türk abi? Savaş uçakları tarafından düşürüldü. Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinde işte elinde füzeyle bekleme falan filan onu böyle çok şey yapmadım. Şey yapmadım yani şimdi tam şeyi bilmiyorum. Yani Rusya'yı tahlil etmek kolay değil. Ama belirtiler yani Putin'in yani hani bizim coğrafyamızda bu çoğunlukla Erdoğan'a mal edilir. Yani kişiselleştiği bir iktidar da kalma mücadelesi verdiği, onun için her şeyi yapabileceği, Rusya'ya. İşte imparatorluk kurma hevesleri, işte hilafet kurma hevesleri falan olduğu gibi böyle şeyler atfedilir ya Erdoğan'a. Evet. Şimdi biz bu coğrafyada yaşıyoruz, işte Türkçe okuyoruz, herkes bunları söylüyor, ediyor veya birçok insan. Tabii karşılıkları söyleniyor. Böyle bir şey. Şimdi böyle bir ortamda değiliz Rusya bakımından. Ve bunu tam tahlil edemeyiz. Ama izlenimim odur ki uzaktan bunlar belki de yani bu Sayın Erdoğan için söylenenler 10 katı geçerlidir Putin için. Yani zaten yani bir Erdoğan'ı tahlil edin diyorsun. Çarp 10. Bu özellikle bu yakıştırmaları yapanların bakış açısıyla son Erdoğan'ı tahayyül edin. Anlatabildim. Yani herkes kendi bakış açısıyla değil. Vallahi, bu şekliyle. 10 dakikadan fazla 14 dakika süre verdim Hasan abi sana bu konuda. Tamam. Dolayısıyla bu yani dünya içinde ciddi bir tehlike haline mi geliyor diye ciddi bir soru işareti var kafamda. Kıbrıs için hayda ciddi bir tehlikedir. Son bir cümle söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde inşallah bu cümleyi sık sık kullanmaya çalışacağım. Tekrar olması bakımından. Dolayısıyla ortada böyle bir şey varken kimse Kıbrıs sorununun çözümlenmesi sürecinde Türkiye'nin nüfuz alanını daraltma, Türkiye'nin etki alanını daraltma, Doğu Akdeniz'deki manevra kabiliyetlerini azaltarak Kıbrıs sorununa çözüm bulma hayalleri peşine düşmesin. Evet. Bunu da peşinden söyleyeyim. Kıbrıs sorununa çözüm istiyoruz. Ama bu çözüm ki ben biraz önce söyledim. Yani öyle mülkiyettir, şudur budur. Bunlar evet karşılıklı tavizlerle çözüm bulunacak konulardır. Ama esas mesele Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs'ın kuzeyiyle Türkiye'nin güneyi arasındaki sahillerde hava sahasında Türkiye'nin etkisini azaltacak bir çözümün olamayacağını da bugünkü dünya koşullarında ve Türkiye'nin söylemiş buna olarak asla razı gelmeyeceğini ve razı gelmemekle de haklı olduğunu benim bakış açımla peşinden belirtmek istiyorum. Efendim program bitti. Yarın 7.45'te karşınızdayız. Hoşçakalın. Herkese iyi günler. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu bakış açısı sona erdi. Popüler İspanyol markası Desigual'in eğlenceli, renkli ve özgür tasarımları moda tutkunları için Ercan Havalimanı Caner Duty Free gidiş mağazasında. Bir.
O benim bir yeğenim. O benim bazen sade bazen canlı. O benim bir yeğenim. Araştırıyor, sorguluyor, doğruluyor ve yorumluyorlar. Bu program haberlere bakış açınızı değiştiriyor. Bakış açısı sona erdi.